Öncelikle Koray Aydın Bey'in bu partiye henüz daha kurulmamışken katılacağını açıklaması milliyetçi siyaset çemberi içerisinde çok önemli. Zira Koray Bey son 3 büyük kongredir MHP'nin genel başkanlığına adaylığını koymuş bir isim ve ihraçlarla beraber genel başkan adaylığına talip olan tek isim olarak ortada kalmıştı. Bu şu demek, şurada 6-7 ay içerisinde yapılması kanunen zorunlu olan MHP Büyük Kurultayı'nda aday olabilecek ilk isimlerden biri. Ki ikinci bir isim henüz daha açıklamış değil adaylığını, ama Koray Bey MHP'nin genel başkanlığına adaydı. İşin doğrusu beklemiyordu yeni partiye kurulacağı. Bu kuruluşa karşı politik bir tutumu yoktu. Yani bir peşin hükümlülüğü yoktu. Fakat en azından burada genel başkan adaylığını kongrede bir denemek isterdi diye biliniyor ya da bekleniyordu. Büyük bir sürpriz oldu. Arka planda ne var, altında ne var? Hem kendisi açısından hem Ankara siyaseti açısından henüz daha kamuoyuyla paylaşılmamış olan neler var doğrusu pek bilinmiyor, ama yeni kurulacak olan parti için bence önemli bir katılım. Milliyetçi Hareket Partisi için de mühim, kıymetli bir eksiklik. Zira mevcut genel başkanlığı MHP'nin Sayın Devlet Bahçeli'yi 1997'deki kurultayda genel başkanlığa seçtirten önemli 3-4 siyasi figürden biri Koray Aydın idi. Çünkü Koray Bey o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreteriydi ve güçlü bir isimdi. O zaman da güçlü bir isimdi. Özellikle teşkilatta. Evet, yani Devlet Bey'in MHP Genel Başkanı olmasına sağlayan isimlerden biri olarak, bırakın ondan kopmasının, MHP'den bile uzaklaşması sadece Devlet Bey açısından değil, Türk milliyetçiliği, siyaseti de bilmiyorum, ama Milliyetçi Hareket Partisi açısından da bence bir eksiklik, bir kayıp olmuş oldu.